Bu videoda enzim katalizinin indüklenmiş uyum modelinden ve bu modelin enzimlerin işleyişi hakkında nasıl bize fikir verdiğinden bahsedeceğim. Ama başlamadan önce enzimlerin tepkimeleri hızlandırdığını bir kere daha hatırlatalım. Tepkime koordinasyon şemasında farklı tepkimelere baktığımızda katalizlenmiş tepkimenin katalizlenmemiş tepkimeye oranla daha küçük bir aktivasyon enerjisi gerektirdiğini görebiliriz. Bunun sayesinde katalizlenmiş tepkimenin geçiş durumundaki enerjisi katalizlenmemiş tepkimenin geçiş durumuna göre oldukça düşüktür. Peki enzimler nasıl görünüyor? Enzimlerin birçoğu proteindir ya da en azından bir parçaları proteinden oluşmuştur. Substratlar da enzimin üzerlerinde çalıştıkları moleküldür ve genelde bu substratların enzimlerin tepkime boyunca ürüne dönüşmesine yardım ettikleri reaktantlardır. Enzimlerin substratların enzimlere bağlandığı aktif alan denilen bölümleri bulunur. Burası tepkimenin son bulduğu yerdir. Her enzimin özel bir substratla bağlanmak için kendine özgü aktif bir alanı olduğunu unutmamak gerekir. Aktif alan derken enzim üzerindeki çentiklerden bahsediyoruz. O boşluklar arasında alandan değil, boşluklar arasındaki alandan değil arkadaşlar. Burada çizdiğim iki substratı görüyorsunuz. Fakat enzim tıpkı yapbozun birleşmesi gibi içlerinden biriyle yani sadece substrat 1 ile bağlanacak. Enzimin substrat 2 ile bağlanmamasının sebebi ise aslında gayet açık. Şekilleri birbirleriyle uyumlu değil. Öyleyse her enzimin kendine ait bir aktif alanı olduğundan her enzimin belli substratlara hatta sadece belli tepkimelere özgü olduğunu söyleyebiliriz. Enzimlerin ve substratların birbirlerine bağlandıklarında ve bu bağlanmanın tepkime sürecini nasıl etkilediğine biraz daha detaylı bir şekilde bakalım şimdi. Öncelikle enzimimiz ve substratımız burada. Buna 1 diyeceğim çünkü ilerleyen süreçte ilk gerçekleşecek olan bu. Henüz bu adımda bir şey olmadı. Yani enzim ve substrat daha bağlanmadı ama bağlanacaklar. Hatta bir sonraki adımda bağlanmayı göreceğiz ama bu bağlanma mükemmel olmayacak. Buna birinci bağlanma diyorum ancak aslında bu ikinci adım olmuş oluyor. İkisini bir arada tutan kuvvet oldukça güçlü. Sadece şu an tam performansta çalışmıyorlar. Enzim ve substratlar yapboz parçası gibi bir araya geliyor dedik ama işin aslı pek de öyle değil. Mükemmel bir şekilde uyum göstermiyorlar. Yapboz parçasından ziyade oyuncak hamuru gibi birbirlerinin şeklini alıyorlar dememiz daha doğru olur. Diğer adımda tam olarak olacak şey de bu. Enzim ve substrat birbirine daha sıkı tutunabilmek için şekillerini değiştirecekler. Biz de buna indüklenmiş uyum modeli diyoruz. Anahtar ve kilit modelinde duymuş olabilirsiniz. Ancak bu modelde belli bir substrat için enzimin mükemmel şekilde uyduğunu ve substrat enzime bağlandıktan sonra aktif bir değişim gerekmediğini varsayar. Ancak hem enzim hem de substrat daha sıkı bağlanabilmek için Şekillerini biraz da olsa değiştirir. O yüzden biz indüklenmiş uyum modelini inceleyeceğiz. Bu noktada enzimin katalizlediği tepkime tam güç çalışır hale gelir. Bu da üçüncü adım olur. Diğer adım tepkimenin tamamlanmasıyla gerçekleşir ve bağlanma aynı ikinci adımdaki halini alır. Ancak tek fark substrattaki değişikliktir. Bu tepkime de enzim substratımızı iki parçaya bölüyor. Şimdi iki parça da birbirinden ayrıldı ve bu tepkime bittiğinde gerçekleşti. Bu da dördüncü adım oluyor. Sıradaki ve son adımımızda tepkimenin sonucunda ortaya çıkan ürün enzimden salınır ve enzimimiz de birinci adımdaki pozisyonuna geri döner. Bu da beşinci adım oluyor. Hadi buna farklı bir açıdan bakalım. Bu enzime E adını veriyorum. Substrata da S ve bu iki ürüne de P1 ve P2 diyorum. Bunlar tüm olay serisini yani tepkime dizilimindeki farklı adımları temsil edecekler. Öncelikle E ve S ayrılırlar. Bu birinci aşama. Sonra her iki enzim substrat kompleksi oluşturmak için bağlandılar. Buna da ES, S diyoruz. Aynı zamanda bu ikinci adım oluyor. İndüklenmiş uyumu elde ettiğimiz üçüncü adım oldukça ilginç bir aşama. Bütün tepkimenin geçiş aşaması. Videonun başında gördüğümüz yüksek enerji noktası ile aynı. Enzimin substratla en sıkı bağlı olduğu geçiş aşaması noktası. Şimdi buraya substratı x olarak yazıyorum. Çünkü tepkimenin geçiş aşamasında substratımız tam olarak ne reaktant ne de ürün. Bir şekilde arada bir yerde. Bu yüzden S yerine x yazdım. Geçiş aşamasının evrensel sembolü olan çift kamayı da yazdım. Şimdi tepkimenin gerçekleştiği bir sonraki adımımızda geçiş aşamasından sonra olduğu için P1 ve P2'ye bağlı enzimimiz var. Bu da dördüncü adım. Ve son adımımız beşinci aşama. Elimizde P1 ve P2'den ayrılan enzimimiz var. Buradan çıkaracağımız sonuç, enzim ve substrat bağlanması tepkimenin geçiş aşamasında en güçlü halindedir. Bunun sebebi de enzim ve substratın birlikte şekillenmeleridir. İşte bu yüzden indüklenmiş uyum modeli diyoruz. Bazı enzimler birden fazla substratla bağlanır. Biraz da bunu inceleyelim. Laktik asit fermantasyonunu buna örnek olarak gösterebiliriz. Enzimimiz laktat dehidrojenaz. Bu tepkimede iki farklı substrata bağlanmak için alan bırakır. Bu alanlardan biri NADH için, diğeri ise piruvat içindir. Bunu burada da görebiliyoruz. Yani bunun ne demek oluyor? Demek oluyor ki enzimler sadece tek tek bir substrata bağlanmayabilirler, birden fazla olabilir. Bazı maddeler bazen aktif alanlar dışında başka alanlarda da enzimlere bağlanabilirler. Buna allosterik bağlanma diyoruz. Aktif alanlı bir enzimimiz varsa, burada inhibitör gibi düzenleyici bir molekül enzimin aktif alanından ziyade farklı bir konumunda yer alabilir. Şimdi bunun gibi bir şey enzime bağlandığında tepkimeyi katalizleme becerisini etkilemek için bir şekilde enzimin şeklini değiştirme etkisine sahiptir. Dolayısıyla bu durumda inhibitör enzime bağlandığında aktif alanın şeklini değiştirebilir. Dolayısıyla enzimi yavaşlatır ve artık hedefteki substrata bağlanamaz. Artık birbirlerine uyumlu değillerdir. Kendi aktif alanlarında enzimler reaktif gruplarla bağlandığında aynı zamanda regülatörlerle yani düzenleyicilerle allosterik an, e, alanda da bağlanırlar. Allosterik alanlar aktif alanın dışındaki herhangi bir bağlanma alanı anlamına gelir. Allosterik bağlanma hem aktivatör hem de inhibitör olabilir. Peki biz bu videoda ne öğrendik? Öncelikle enzimlerin özel olduklarını ve belli tepkimeleri katalizlemek için belli substratlarla bağlandığını öğrendik. Sonra indüklenmiş uyum modelini ve geçiş aşamasında tepkimenin tam ortasında enzimin substratla sıkı bir şekilde nasıl bağlandığını gördük. Ve son olarak da enzimlerin tepkimenin meydana geldiği aktif alanları ve regülasyonun yani düzenlemenin gerçekleştiği allosterik alanları olduğunu öğrenmiş olduk.